evlerine giden bir yoldur. Köprü. Yayla yolu. Yayla yolu. Yayla yolu. Burası büyük bir kaledir. Eski tarihten kalma. Halife Ömer zamanında alınmış bu saha. Daha sonra Emeviler devrinde kalmış. Roma İmparatorluğundan Hazreti Ömer halife zamanında alınmış. Hazreti Halid bin Velid ve Şam serasgeri Abdül
Ubeyda. Ebu Ubeyda tarafından alınmış. Daha sonra Emeviler... Bunlar da Besni yöremizin. Seslendireyim mi? Yok, buraya aldım seni. Tamam, bir sefer al gel. Burası eski tarihten, çok eskiden kalma. Bekir Bey hamamı denen hamamdır. Şimdi sökülmüş, yıkılmış, harabesi kalmış. Hamama girip yıkanma için ilk önce soyunma odalar. Soyunurlardı buralarda. Yani banyodan çıktıktan sonra serinleşme için salondu. Oradan soğuk su akardı. Soğuk su akardı. Kese yap. Selçuklular devrinde yapılmıştır. Aynı zamanda Emeviler devrinde de geliştirilmiştir.
orada birkaç sene tamir edilmişse de 1955'ten sonra göç niyetiyle terk edilmiştir. Karşıdaki mağaranın üstündeki iki parça olan ara suçluları bir direk uzatıp oradan aşağı asmak için bir nevi ceza uygulaması yapılırdı Romalılar döneminde. Daha sonra burası Türklerin eline geçiyor. Ondan sonra Altınbuga, Toplamış Altınbuga Türkmen Beyliği tarafından yaptırıldıysa da zaman zaman İlhanlıların saldırısına uğrayarak yıkılmıştır. Ve savunmak için buradaki Türkmen beyler dağlara çıkıp gece baktı. Ya şurada duralım da gidelim. Bayramlar namazı bu düzlükte, ilerideki düzlükte kılınıyordu. Ve çok tarihi bir mezarlıktır burası. Burası Kızılbayır Mahallesi'ne giden bir yol. Bu dağın arkasında yine çok babalar vardı. Hayvanla gelmiş gidiyor. Ölünün hayatta neyle yaşadıysa o
okuduysa okudu. Saçlık da verdi, saçlık mı böyle taşlar resimle kendi hayatını canlandıran resim taşlarıyla yapıldı. Şimdi ise betonarmeden ibaret. Böyle beton şeklinde yapılıyor ve taşlar bir sefer böyle yani taşlar. İşte maddi, maddiyeti olanlar böyle mezar yaptı. Maddiyeti olmayanlar da sadece böyle bir şeyle yetinmiyor. Ne oldu ya?
Başta yağıyor da yok. Gördün mü? Doğru, işaret turu. Evet hadi. Evet. Eyvallah.